ham yazar kimdir? Sanat macerasına nasıl başladı? İşte babam vasıtasıyladır tiyatro hikayesi. Ee, oyunların ışık kreasyonlarını, ışık kreatörüydü hmm. babam. Eee tabii 35-40 sene öncesinden bahsediyorum. Hmm. Tiyatroya gider gelirdim, turnelere gider gelirdim. Hmm. Ee, me, o, öyle bir şey yakınlığım, aşinalığım var hani babamın yaptığı oyunlar ışık masasının oradan oyun izlemeler oradaki aletleri kurcalamalar ona bakmalar ona dokunmalar yanlışlıkla <laughs> yapılan oyun esnasında yapılan ufak tefek hatalar falan filan yani bir o o taraftan bir yakınlığım var sonra bir, ben ilkokul 5'te iken bir oyun için genç bir çocuk yani aslında ilkokul 5 o, o yaşlarda bir çocuğa ihtiyaç olmuş Can Gürzap. Hmm. yönetiyordu. Bir ölümün toplumsal anatomisi. Ben ilk defa o zaman sahneye çıktım figüran. Devlet Tiyatroları'nda. Devlet Tiyatrosu'nda büyük tiyatroda. Öyle yani a, 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 aile ve e, babamın mesleği dolayısıyla sürekli içlerinde oluyor olmam, bir de okulu çok seviyor olmam Meselesiyle ben konservatuara hazırlanmaya başladım ve kazandım. 21 yaşında devlet tiyatrosunun sınavlarına girdim. ilk devlet tiyatrosu sınavıdır o. Onunla Diyarbakır'a gittim. Diyarbakır'a. Diyarbakır'a gittim. Biraz evet. o maceradan da bahsedin. Nasıl geçti? Hmm. Kaç yıl kaldınız? Diyarbakır'da 6 yıl kaldım. Diyarbakır biraz daha hassas bir konumdaydı. Körfez Savaşı falan. Onun azıcık öncesi durumları tahmin edersiniz. O sebeple tırnak içinde biraz daha uyum sağlayabilecek nasıl anladılarsa onu da bilmiyorum da. Hı hı. Biraz kaba deyimiyle eli yüzü düzgün bir kadro oluşturmaya çalıştılar Diyarbakır için. Hı hı. Çok iyi arkadaşlarım var. yani Çok iyi zaman geçirdik. Işıl Kasaboğlu ile tanıştık. Çok enteresan oyunlar oynadık. Shakespeare'ler, antik oyunlar bir yani çok enteresan bir repertuar. Hani normal koşullarda şey diye düşünülür ya. Ya şimdi bunu yapıyoruz ama buranın halkı falan filan hiç öyle şeyler yok. Yani önce oraya ısınmaya gelen çocuklar vardı salonun Hı. içine. Sonra gördükleri şeylerden etkilenip benim için çok önemlidir. Ee, onu alışkanlık haline getirip sonra konservatuvar sınavlarına girip Sonra da öğrencim olmuş. Harika ee, bir şey. Evet yani zaten oraya gitmenin başka ne amacı olabilir ki? Ankara'ya geldim. Hala da buradayım. Burayı seviyorum ben. İlk zamanlar oyuncu olarak sahnedeydiniz. Sahnedeydim. Hani oyun oynuyordum. Sonra Sonra da nasıl oldu bilmiyorum. Bu yönetmenlik meselesi biraz daha şey olmaya başladı, kafamı kurcalamaya başladı. Ee, İlk yönettiğiniz oyunu hatırlıyor musunuz? <laughs> Hatırlıyorum. Ee, Uğur Mumcu anma gecesi için uman. Ee, bugün ne yazsam, Işık Kansu'nun yazdı oyun Levent'le beraber, Levent Ülgen'le beraber çalışmıştık. Levent olması gerektiği için bana rica etmişti. Ben tiyatral olarak yaptığım ilk oyun odur. Uğur Mumcu için yaptığımız Bugün Ne Yazsam adlı oyundu. Ama bir bale şeyi de var bende. Cahil cesareti diyeyim ben ona. <laughs> ee, bu ünlü Ken Casey'nin Gugu Kuşu romanını bale'ye uyarlayıp librettosunu yazıp bir de cesarete bakın hani operada dansçılarla şey Sen rejisini yaptım musun? evet İhsan İhsan Bengierle beraber o da koreograftı. Tiyatronun ne olduğuna dair hani bir sürü evet. tanım, anlatı, ifade var kendi külliyatında. ama tamamen hani çok kişisel olarak ilham yazar için tiyatro nedir? mesleki açıdan hayallerimi, fikirlerimi ifade edebildiğim, maharetimi, tırnak içinde maharetimi gösterdiğim ve onu seyirciyle paylaşabildiğim bir yer ne mutlu ki onun haricinde ben buradan şunları söyleyeyim de bir şey olsun falan filan bilmiyorum biri bir şey almak istiyorsa alır hiçbir şey daha almayabilir yani tiyatro benim için kendimi ifade edebildiğim bir alan. Sizi böyle farklı disiplinlerden neler besliyor tiyatro yaparken? Tabii ki konservatuar birincildir. Çünkü orada şan var, şandan arkadaşlarımız var, nota yazımdan arkadaşlarımız var. Baleden, danstan, modern danstan arkadaşlarımız var. Doğal, yani hep beraberiz orada. Klasik müzik, klasik batı müziği. Yani Orası böyle biraz lay lay lom geçtiğini hissederken aslında hep onlarla doğal olarak ilişki içinde olduğunuz için onların sizi biraz şekillendirdiğini ve yönlendirdiğini ya da hafızanızı attığınızı biliyorsunuz. Sonra bana özel olarak film izlemeyi, sinemayı çok seviyorum. Ya yani Oyunlarımda müziğin çok büyük bir etkisi var benim için. Bir oyun çalışacaksam eğer. Müzik dinlemeye başlıyorum. Ee, sonra o dinlediğim müzik bu hakikaten öyle, hani şey e, meslek sırrı değil ama benim e, şeylerimden bir tanesi o temel meselelerimden sahnelemedik müzik dinlerim. O müziğin bana hissettirdiği şeye göre sahneyi. Ara Hayal ederim. Şimdi şu anda hem devlet tiyatrolarında çalışıyorsunuz, hem üniversiteyle bağınız var. Bilkent Üniversitesi'nde öğretim görevlisiniz. Hem de özel tiyatrolarda oyun yönetiyorsunuz. Bunların her birini ayrı ayrı bir değerlendirebilir miyiz? Ne devlet tiyatroları alınsın, ne özel tiyatrolar alınsın. Benim için birincil olan okul meselesi. İlk tiyatro ahlakı kendimce tiyatro disiplini mesleki disiplin ve ahlak meselesi ni beraber çalışırken nelerin daha çok yapılmaması gerektiği ile ilgili yola çıktığımız için çok özel bir yeri var okulun öğrencilerle çalışmanın profesyonel oyuncularla çalışmaktan şöyle farkları var sıfır tecrübe ama onları isterseniz düz duvara tırmandırabilirsiniz. O bu harikulade bir şeydir. Hem de e, birilerinin hayatını e, riskli bir şey, önemli bir şey, e, mesleki hayatından devam edilecek yerlerde temel yerlerde durduğunuz için de yönlendirecek insanlar olmanın sorumluluğu da tabii onu çok yıpratıcı bir hale de getiriyor. Devlet tiyatrosunun şöyle bir avantajı var tabii ki. Olanakları çok fazla. Ha. Bu avantaj özel tiyatroda bu bahsettiğim olanak meselesi özel tiyatroda şöyle bir şeye hani oradan 7 tane robot kullanarak bir şey yapamıyorsunuz ama dışarıda yaptığınız kısıtlı bütçeyle yapılan tiyatrolarda da bu sefer yaratıcılığınız artmaya başlıyor. Hı -hı. Hani e, bunu böyle yapamayacağımız aşikar o zaman nasıl bir çözüm bulmalıyız meselesi. Ee, sanıyorum iyi tarif edebildim. Devlet tiyatrosunda e, a, hani o, o da şöyle değil aman aman gelsin sonsuz her şey bütçe. tabii sonsuz bütçeler <laughs> bilmem neler öyle son zamanlar hiç öyle şeyler yok e, tahmin edeceğiniz üzere ama tabii ki olanakları çok daha fazladır, e, sahneleri çok daha fazla donanımlıdır, tesis ışıktı, sesli bir şeydi e, bir, Tabii revizyona ve yenilenmeye ihtiyacı var ama. Sizce sanatı kim desteklemeli? Sanatı devlette de desteklemeli, bir, e, özel sektörde desteklemeli, o da desteklemeli, bu da desteklemeli. Çünkü ben kaba deyimiyle m, bilim ve sanat insanıyım. Ben ben onlara inanıyorum daha çok. Onların bizi e, doğru düzgün yapılırsa eğer e, daha ilerleteceğini, daha e, genişleteceğini, daha özgür bırakacağını, e, şey, ...düşünüyorum. Bu sebeple sanatı... ...bizi herkes desteklesin, biz de... O, ...ha bu şu demek değil, bizi destekleyin... ...biz de kafamıza göre takılalım... ...böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Desteğin karşılığını... ...gerçi sanatta biraz göreceli bir şeydir, o görece bir şeydir. Başarı kime göre, neye göre biraz değişir ama... ...genel geçerde bazı doğrular vardır. O desteğin karşılığını da göstermek lazım... Biz yaptığımız işlerin niteliğini, niceliğini yüksek tutarak onlara yok ya bu buralara dokunmayalım abi. Bunlar iyi şeyler. Bunlar eli yüzü düzgün şeyler. Ri dedirtmemiz gerekiyor. Türkiye'de tiyatro eğitimini nasıl buluyorsunuz? Türkiye'deki diğer eğitimlerin ee, yarım yamalak olduğu gibi tiyatro eğitimi de yarım yamalak oluyor. Şahsi fikrim. Hı hı. Çünkü devletin bu konudaki desteğinin az olduğunu düşünüyorum. Öğretmen yetiştirme meselesinde dışarıda neler oluyor yurt dışında eğitim öğretim nasıldır oralara gidin gidin oralara biz size paranızı verelim karşılayalım sizin masraflarınızı hmm. bakın dış dünyada bu iş nasıl yapılıyor ama sonra gelin ve oradan öğrendiklerinizi kendi süzgecinizden geçirip bizde bizim öğrencilerimize anlatın diyen bir şey olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir şey yok. Hı hı. E öyle olmazsa kendi içine kapalı e, klişe işte şey vardır ya duymuşsundur mutlaka. Evet dünyada tiyatro birçok yerde bizdekinden 30-40 sene daha ileride bence. Ama işte Türk oyuncusunun duygusu bilmem nesi <laughs> <laughs> Tekrar hani sizin oyunlarınızı size e, Sıralamak gibi olmasın ama e, Biraz isimlerini anmak istiyorum Yastık Adam e, Yoko'nun Doğum Günü Japon Kuklası, Mojo, Jerry ve Tom Shakespeare Zorda ve Merkidio Sat Oyunlarını sahneye koydunuz Pek çok başka oyunla birlikte e, Tiyatroda ne tür metinler ilginizi çekiyor? Kaba deyimiyle ile Tiyatroda ama gerçekten kaba olacak diyeyim. Ben herhangi bir metinde bir damar varsa bir cevher anlatımla ilgili bir şeyden bahsediyorum. Aslında edebi olarak birbiriyle çok karşılaştırılma, kıyaslanmaması gereken ki tırnak içinde söylüyorum. Şimdiye kadar benim karşılaştığım en iyi metinler Yastık Adamı'nın ve ee, tüy kalemleri, Mark metinleridir ama onun yanında hani bir, şey, bir şeye değinmeyen bir şey olmaz zaten öyle gündelik bir hikayeyi anlatan bir hani çok çok edebi değeri olmayan ama benim Aa, şuradan anlatırsam bunu son derece eğlenceli olur diyeceğim herhangi bir metin benim ilgimi çekebiliyor o yüzden bir ayrım yapmıyorum. Okurken hemen sahnede e, görüyor musunuz oyunu? Yoksa yavaş yavaş mı şekilleniyor? Artık tecrübe sanıyorum böyle bir şey. Ama bu o iyi bir şey mi diye söyleyeyim. Bu iyi bir şey değildir belki de bilmiyorum. İlk zamanla ilk yönetmenliğe başladığım zamanlar böyle değildi. O sonradan sonradan şekilleniyordu ama şimdi böyle 33. oyunumu yaptım herhalde. 30 yani 20'lerden sonra birazcık okurken okurken ha burayı şöyle, burayı şöyle, burayı şöyle, burayı şöyle, burayı şöyle. Diye kafamdan geçmeye başladı. E, yerli metinlere ulaşmak konusunda sıkıntı çekiyor musunuz peki? Yerli yazarlarla çalışmak konusunda. Hı. Gerçi e, Afife ödülünü aldığınız e, oyun Antabus, e, Seray Şahiner'in oyunuydu. Hı hı. E, son oyununuz radyo Hümayun'da yine Özlem e, Özlem'deki Lale'nin Lale. oyunu. Ee, ama yine de hani tiyatro özelinde bu çok söyleniyor yerli yazarların e, metinlerine ulaşmak konusunda bir sıkıntı var mı? Bence yok, benim için yok. Ee, i̇şte cümleyi böyle kurunca ondan sonra kendini beğenmiş falan filan aslında öyle değil. Bana çok geliyor metin <laughs> zaten. Özellikle Seray ile ve Nihal'le antabusu. Çalıştıktan sonra. Önce Antabusla ilgili bir şey sormak istiyorum. Ee, çok acı ve derin meseleler, ee, ama mizahi bir e, anlatım diliyle anlatılıyordu ee, ve o bu o tercih seyirciyi biraz ters yüz etti. Çünkü o konuda biz şikayet etmeyi, ağlamayı, fakat hiçbir şey yapmamayı tercih eden bir toplumuz. Ee, ...çok yani içinde yaşadığımız coğrafyada çok fazla eril, tahakküm söz konusu kadınların hı hı. hayatları üzerinde. Hı hı. Ve oyun bize siz bu e, hikayenin neresindesiniz diye soruyordu. Siz ilham yazar olarak bu hikayenin neresindesiniz? Bu, tamamıyla kadının yanındayım. Tamamıyla orasında orada duruyorum. Metni okuduğum zaman... Ee, şey düşünmüştüm. Aa bu ama böyle bir hay Allah ya bu fazla trajik. Bu keşke bir de öteki tarafı bundan sonrası olsa dediğim de Nihal e, bana şey dedi. Zaten onun kitabı var. Hı hı. Ben sana kitabını yollayayım. Cahil kalma. <gülüyor> <gülüyor> kitabı elime aldığım zaman e, gördüm ki onun bir ikincisi yani ikinci hı hı. bölümü ikinci kısmı var zaten. O beni asıl cezbeden bir böylesi var bir de böylesi de var. Bir de bu tarafından da bakılabilir. Çok çok cezbetmişti ve tabii ki Nihal'in yeteneği hani her yönetmenin çalışmak isteyeceği bir kadın oyuncu. Olağanüstü yetenekli bir kadın. durduğum yer hani o mizahi dil bir şey fazla dediğin gibi acitasyona karalar bağlamaya hüngür hüngür ağlama. Tamam eyvallah. Bu çok trajik bir hikaye. Fakat Leyla Leyla bu başına gelenlere biraz da hayata o esprili tarafından bakarak dayanabilen bir kadın gibi geldi bana. Seray bunun ipuçlarını Zaten vererek yazmış. Yaz tatilinde Radyo Hümayun'u görünce aa ne kadar eğlenceli tamam altında bak bu kadın meselesi de var ki bence var. Biraz kadın egemen erkek egemen değil de hani her ne kadar varsayımsal bir hikaye olduğunu anlatsak da bir tarih olarak Osmanlı'nın son dönemlerine denk geldiğini varsayabiliyoruz. Hı hı. Gerçek karakterler değil gerçek hikayeler yaşanmış şeyler olmamakla beraber. Meşrutiyete ee, denk düşüyor. geliyor. Evet. Evet o zamanlar e, bir e, kadınların bu kadar baskın olduğu bir şey benim hoşuma hoşuma gidiyor Çünkü hakikaten biz ne yaptık ya 2500 senede? hani dünyanın hali ortada Belki de daha iyi yapacak kadınlar hı hı. Hani o söz sahibi olurlarsa meselesi de var onun çok baskınlar Çünkü kadın karakterler evet. Radyo ayunda Üstelik bir noktada erkek karakterler tarafından işte idadi mezun olmakla, Hı -hı. daha az eğitimli, daha az olanak sahibi, sosyal hayatta daha azmış gibi eleştirilmekle birlikte oyun içinde onları yönetiyorlar aslında. İşte <laughs> zaten hani tatlı olan tarafı o. Özlem'in yani metinde sevdiğim taraf da oydu. O neredeyse biraz absürt gibi duruyor. Kadınların daha Bir taraftan, ilk durumu idare ediyor olmaları. O dönemin tarihsel koşullarıyla örtüşüyor ama tam da Osmanlı'da da feminist hareketlerin o dergilerin derneklerin falan ortaya çıktığı dönemler. Tabii, tam, tam o zamanlar. Ama oyunun daha beni daha da mutlu eden, daha da heyecanlandıran tarafı hikayenin sonunun orada bitip Ondan 17 sene 18 sene sonra 1927'ye ilk radyo yayınının yapıldığı güne yani cumhuriyetin ilan edilmiş olmasından sonraki ruh halini göstermek açısından benim için evet. çok önemli. Ee, ama bunun altını çizmiyorum her zamanki gibi. Günümüzde iki farklı yani çok kabaca söylüyorum iki farklı tiyatro yapma biçimi görüyorum ben seyirci olarak. Bir tanesi çok e, prodüksiyona dayalı, işte ışıklar, sesler, efektler, e, hatta video mappingler falan hmm. sahnenin üzerinde büyük prodüksiyonlar. Biri de kara kutunun içinde çok çıplak oyuncu ve metin e, ve performans üzerinde yoğunlaşan bir tiyatro yapma biçimi. E, nasıl değerlendiriyorsunuz bu iki e, farklı yönelimi? Şöyle, e, yine... Sanki yuvarlak bir cevapmış gibi olacak ama e, dediğin gibi her şeyi e, hikayeyi nasıl okurken metni nasıl algıladığınız ve onu sahneye nasıl koy, kendi koşullarınızı düşünerek koyacağınızla ilgili bir şeydir. O da var. E, e, bu tarafı da var. Metinde ben o damar dediğim şey var şey Aha. neyse onu bilmiyorum. Ha bunu, bu 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 böyle olabilir. Daha güdüsel bir şey. O, o Okuduğum, öğrendiğim bir şey değil. Tamamıyla güdüsel, içgüdüsel bir şeyden bahsediyorum. Ee, onu da yapabiliyorum. Yapabilirim. Yapabiliyorum derken yapabilirim. Ö, öteki türlüsünü de yapabilirim. Bu sadece metnin bana hissettirdiği şeyle ilgili. Böyle bir hikaye öyle de anlatılabilir. Eğer tutarlı ve yolunu biliyorsak böyle de anlatılabilir. İkisine de ihtiyacımız var. Avrupa daha çok, Amerika daha çok o taraflarda hı hı. çok klasik eserler, yoksa Shakespeare yorumları, e, Tennessee Williams yorumları, e, Miller'lar bir şeyler de hep artık öyle bir hiç dekor olmadan e, hı hı. enteresan ışıklar, arkada e, tuhaf hareket eden panolar, bilmem nelerle falan anlatılmaya başladı. Bu soru yok ki zaten. Çok teşekkür ederiz, yorduk sizi. Rica ederim ben teşekkür ederim.